El Fatiha ve as salavat Allah'a mesallâ alâ Muhammed Eûzübillâhi mineşşeytânirracîm. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha birlikteyiz. Bir sualler ve cevaplar faslında Allah ile birlikte. Muhakkak ki Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey sadece sizin mutluluğunuzdur. Başka bir talebi olmaz hiçbirinizden. Mutluluksa sizin hedef tayininizde gerçekleştirilebilen bir şey. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey istemiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanı Allah yapacak. Sizi Allah'ın evliyası standartlarına ulaştıracak Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, sualler ve cevaplar faslında bizi dikkatle izlerseniz, İslam'ın hakikatlerinin 14 asırda ne kadar büyük ölçüde unutulmuş olduğunu bir bir anlayacaksınız ve bizim gibi biraz hüzün duyacaksınız. Nasıl olmuş da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam 14 asırda tamamen yok olmuş. İslam yaşantı yerini mutsuzluğa terk etmiş. İslam'ın temel kavramlarının hepsi unutulmuş. Yedi safa da unutulmuş, dört teslim de unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, işte İslam. Nedir İslam? Teslim demek. Allah'a bir insanın teslimi. Neyinizi teslim edeceksiniz? Ruhunuzu, 21. basamak, 22. basamak. Fizik vücudunuzu 25. basamak, nefsinizi 27. basamak, iradenizi 28. basamağın 5. kademesi, 4 teslim. Bu 4 teslimi 7 safhada gerçekleştirebilirsiniz. 1. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. 2. İrşat makamını Allah-u Teala sizi 12 tane ihsanla ulaştıracak. Tabi olacaksınız, 7 nimet alacaksınız. Ve Allah'a doğru yola çıkacak ruhunuz, Allah'a ulaşacak. İlk teslim, üçüncü safa. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilediniz, ikinci safhada tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. Üçüncü safhada ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız ve teslim ettiniz. Dördüncü safa, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz, 25. basamak. 5. safa, nefsinizi Allah'a teslim ettiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek, 27. basamak. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaştınız. 6. safhası İslam'ın. Ve iradenizi Allah'a teslim ettiniz. 28. basamağın 5. kademesinde. 7. safa, 4. ve son teslim. İşte İslam bundan ibaret. A'dan Z'ye bütün İslam unutulmuş. Hedefler kaybolmuş.
bu hedeflere götürecek olan, o hedeflere ulaşmak için kullanmak mecburiyetinde olduğumuz vasıtalar, onlar hedef olmuş. İnsanlara sorarsanız, Allah sizi neden dünyaya getirdi? Diyecekler ki, namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için. Oysa ki Allah Teala sizi Allah'a teslim olmak için yarattı. Ve teslim olarak mutlulukları en üst seviyelerine kadar yaşamanız için yarattı. Allah sizden sadece mutlu olmanızı ister. Temel tema budur. İşte böyle bir Kur'an'ı dizayn içerisinde inşallah bir sualler ve cevaplar faslında birlikteyiz. Evvela bugünkü bu fazla öksürümüzden dolayı özür dileriz. Allah Teala'nın indinde konuşma yapmak zorunda olduğumuz bir ortamda sesimizin öksürük dolayısıyla kısılması, size rahat hitap edemememiz Allah'ın bilgisi dahilindedir. O her şeye kadirdir. Biz öksürürüz ama konuşmamıza inşallah devam ederiz. O da gerekirse sesimizi açar, problemimiz de kalmaz. Biz ona teslim olanlarız. Öyleyse ne diyor bakalım ilk sualinde? İlk suali soran Doktor Abdülcebbar Boran. Diyor ki Ali İmran suresinin birinci suali, Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesiyle Maide suresinin 111. ayetleri arasında şehadet açısından bir illiyet rabıtası var mı? Ali İmran 52. Felemma ehassa İsa min humul kufre. İsa, Hazreti İsa onlarda inkar hissedince dedi ki Kale men ensari inallah. Allah'a ulaştıran yolda yardımcılarım kimlerdir? Kâler havariyûne, havariler dediler ki nahnu ensarullah, biz Allah'ın yolunda yardımcılarız. Âmennâ billâhi, Allah'a iman ettik. Amin olmanın belli standartlarına sahip olduk. Veşhed, şahit ol. Ve enna müslimun, biz Allah'a teslim olanlarız. Burada bir şehadet müessesesi var. Bu şehadette Hazreti İsa şahit standartlarında ve Maide 111'e bakıyoruz. Ve iz evhaytu ilel havariyine
en aminu bi ve bi resulü. Havarilere bana ve benim Resulüme tabi olun diye o zamanki vahyetmiştik. Vahyettiğimiz zaman kalu amenna ve şet bi ennena müslimun. Kalu dediler ki amenna, iman ettik. Ve şet bi ennena müslimun. Şahit ol ki biz teslim olanlarız. Allah Teala Ali İmran 52'de de Maide 111'de de aynı olayı anlatıyor. Havarilerin Allah'a teslim olmaları gerçeği. Her ikisinde de havariler Hazreti İsa'ya bizim Allah'a, Hakk'a teslim olduğumuza şahit oluyorlar. İkinci suali Cebbar'ın. Nisa 41'i açıklar mısınız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde benim ümmetimin velileri Beni İsrail'in peygamberleri gibidir buyuruyor. Hadis-i şerifte belirtilen ve Beni İsrail'in peygamberleri gibi olan her devirdeki veli olan huzur namazının imamıdır diyebilir miyiz? Nisa 41'de Allah Teala şöyle söylüyor: Fe keyfe izâ cînâ min kulli ümmetin bi şehidin ve cinâbike alâ hâyulâhi şehîdâ. Her ümmetten bir şahit ve seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman o zaman nasıl olacak? Her ümmetten bir şahit. Her ümmetin biliyorsunuz ki bir Resulü var. Dünya üzerinde şu anda ne kadar millet varsa her milletin içinde onların dilleriyle konuşan, onlara bizim sizlere anlattığımızı anlatan Resuller var. Hangi dinden oldukları bugün hiç önemli değil. Bugün o insanlar Budist olabilirler, Brahman olabilirler, Taoist olabilirler. Hangi dinin içinde olurlarsa olsunlar, size anlattıklarımızı anlatan Resuller, onların içinde şu anda anlatıyorlar. Aynı şeyleri anlatıyorlar bizim sizlere anlattıklarımızı. Her devirde, bütün kavimlerde Resul. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz. Ardı arkası kesilmeksizin, ara vermeksizin, fetret devri olmaksızın bütün kavimlere Resul göndeririz. Sonra ne diyor Allah Teala? Hangi kavme Resul gönderdiysek hepsi Resullerini inkar ettiler, reddettiler diyor Allah Teala. Hepsi Resullerini inkar ettiler, reddettiler. Bütün kavimlerde aynı durum var. Bütün kavimler Resullerini reddetmişlerdir. Yani o kavimdeki büyük çoğunluk. Bir kısım insanlar, bir azınlık tarafından Resuller her devirde kabul edilmiştir. Ama büyük çoğunluk mutlaka reddetmişlerdir. İnkar etmişlerdir. Her ülkede, her devirde durum bu olmuştur.
İşte bütün bu her kavimdeki Resulü Allah Teala o kavme şahit olarak getirir. Ama devrin imamını da o Resullerin şahidi olarak getirir kıyamet günü. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesi bu gerçeği anlatıyor. Bütün Resuller kendi kavimlerindeki risaletlerin tebliğinde bir şahittirler. Acaba kimler Allah'a ulaşmayı dileyecekler? Kimler Allah'ın yoluna girecekler? Çünkü tabiyetsiz bir teslim söz konusu değil. Tabiyet varsa o Resuller mutlaka bundan haberdar olacaklardır. Resullerin altında başka mürşitler olacaklardır. Ama Resuller onlardan haberdar olacaklardır. Onların hepsinin şahidi olacaklardır. Devrin imamı da bütün Resullerin şahidi olacaktır. Devrin imamı sadece Resullerin değil, en alt standartlarda daha yeni tabi olanların da aynı zamanda şahididir. Çünkü tabi oldukları anda o arşı tutan meleklerle birlikte oradadır, merasimi görmektedir. Merasimin arkasından da merasimin şahidi olarak bulunan devrin imamı o kişinin başının üzerine gidip yerleşecek ve o kişinin ruhunun Allah'a dönüşünü temin edecektir. Sadece devrin o devirdeki bütün resullerin şahidi değil, mürşitlerin de her birinin şahidi, aynı zamanda tabi olanların da her birinin şahidi. Üçüncü sualinde diyor ki Cabbar, tabiiyet sırasındaki yedi şahidi aşağıda ayetlerde açıklandığı gibi Kaf 21'de Kiramen Katib'in meleklerinin şehadeti. Kaf 21'e bakıyoruz. Ve caet kullu nefsin meaha saikun ve şehit. Her bir nefs sizin yanında onlarla birlikte bir saik, bir sebep olan ve şehit ve şahit ile gelmiştir diyor. Her bir nefsin yanında bir saik, yani kiramen katibin meleklerinden sistemi çalıştıran, sistemin çalışmasına saik olan, sebep olan bir de şahit, oradaki hem düşüncelerin filmine şahit, hem de aksiyonların, amellerin, ef'alin şahidi. Her kiramen katibi melekleri grubu, o kişinin şehadetinde en az iki melektir. Birisi saiktir, kameraman diyelim zamanımızın tabiriyle. İkincisi ise şahittir. Şahidin elinde daima mizan vardır. Saikin elinde de çekici sistem. Böylece bu iki kişi bir arada olup şahitlik ederler. Öyleyse bu Kiramen Katibi meleklerinin bir çift, Kiramen Katibi meleğinin şahitliği. Kaf 37'de de şahit olan mürşidin kalp gözü diyebilir miyiz diyor. Kaf 37'ye bakıyoruz. İnne fi zalike le zikra limen kâne lehu kalbün ev el kassema sem'a ve hüve şehit. Diyor ki muhakkak ki bunda
kalplerine, kalp kulaklarına ilka, yani ilham edilenler ve kalp gözleriyle Allah'a şahit olanlar için bir ibret vardır. Şimdi burada bunda kalplerine ilka edilenler ve evvela Allah Teala diyor ki bunda bir zikir vardır. Bu bir zikirdir, bir ibrettir. Limen kâne olanlar için lehu kalbün kalpleri ile ev veya el kasem'a kalplerine ilka edilenler için el kasem'a kalplerine ilka edilenler ve hüve şehit ve şehit olanlar için aslında şahit olma müessesesi var. Ve burada görme geçiyor. Bunda bir ibret vardır. Aslında kalplerinin kulaklarına, kalplerinin semmi hassasına ilka edilenler. Şehit ve onlar şahitlerdir diyor. Buradaki şahitlik müessesesi hem Allah'a hem de tövbeye şahit olma müessesesi söz konusu. Kalplerindeki işitme hassasına ilka edilenler, aynı zamanda da kalp gözleriyle olayı görenler, onlar için bir ibret vardır diyor Allah-u Teala. Burada mürşidin kalp gözü denilebilir mi? Denilebilir. Burada Allah-u Teala şahit olmaktan bahsettiğine göre mutlaka normal standartın ötesinde bir görüşten bahsediliyor. Nisa 41'de devrin imamının şahitliği diyor Cebbar. Nisa 41'e bakalım.
çekelim şöyle. Hmm. Nisa suresi. Keyfe izâ cînâ min küllü ümmetin bi şehidin ve cinâbike. Nisa 41. Her ümmetten bir şahit. O zaman nasıl olacak diyor. Fe keyfe izâ cînâ min küllü ümmetin, bütün ümmetlerden bir şehidin, bir şahit getirdiğimiz zaman. O zaman nasıl? Ve cinabike ala hailai şehida, onların seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz zaman. Nisa 41'de, Nisa 41 için Cebbar diyor ki, Nisa 41'de devrin imamının şahitliği ile gene mürşidin başının üzerindeki huzur namazının İmamının şahitliği, her ikisi zaten aynı kişi. Onu söylüyor, tamam. Oturuyor yerine. Mümin 51'de kişinin amel defterinin şahitliği diyor Cebbar. İnna, mümin 51'e bakıyoruz. İnna lemen soru. İnna lemen soru Resulina ve lezine aminu fil hayatet dünya ve yemeyküm ehades hadu. Şüphesiz bir Resullerimize ve iman edenlere dünya yaşayışında ve şahitlerin şahitlik edeceği gün muhakkak ki yardım edeceğiz. Muhakkak ki biz yardım edeceğiz Resullerimize ve ameni olanlara, ameni olanlara, vellezine amenu, dünya hayatında, fil hayatı dünya ve yevme yekümün eshad, eşhad ve şahitlerin şehadet edeceği gün yardım edeceğiz diyor. Yani kıyamet günü iman edenlere ve Resullerimize. Kişinin amel defterinin şahitliği demiş Cebbar buna. Aslında burada bunu daha açık anlatan başka bir ayet kullanılabilirdi. Burada Resullerimize ve amin olanlara şahitlerin şahitlik edeceği gün yardım edeceğiz ifadesi, bu Cebbar'ın burada anlatmak istediği şeyi anlatmıyor. Mümin 51'de kişinin amel defterinin şahitliğinden ziyade Allah'ın şahitlerin şahitlik edeceği zaman yardımından bahsediliyor. Belki şahitlerden bir tanesi de muhakkak ki kişinin amel defteridir. Ama burada amel defterine atıf yapılarak bir işaret verilmiyor. Hem hayat da yardım edeceğiz deniyor ve şahitlerin şahitlik edeceği gün de şahitlik edeceğiz. O şahitlerden bir tanesi sadece amel defterinin
şahitliği. Yani burada Cebbar kiramen katibin meleklerini değil de hayat filmini demek istiyor olmalı. Eğer kişinin hayat filmi ise dünya hayatında onlara yardım edeceğiz. Şahitlerin şahitlik edeceği günde amel defterinin okunması söz konusu. Ama buna daha uygun bir ayet-i kerime bulunabilirdi diye düşünüyoruz. Burada dünya hayatı geçtiği için ve de şahitlerin şahitlik edeceği gün yardım edeceğiz diyor Allah Teala. Göstereceğiz ifadesini kullanmamış. Yani bundan çok daha uygun başka ayet-i kerimeler bulunabilir buraya. O tam onu vermiyor. Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Şehidallahü ennehu la ilahe illahu. Allah muhakkak ki kendisinden başka ilah olmadığına şahitlik etti. Ve melaketi melekler de ve ulul ilmi ve ulul ilim, ilim sahipleri de kaimen bil kıst, adaletle kaim olarak şahitlik ettiler. La ilahe illahü vel azizül hakim. Allah'tan başka ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Bunu da Allah'ın şahitliği ile meleklerin şahitliği olarak gösterebilir miyiz diyor. Evet, Ali İmran Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi tam söylendiği üzere bir müessese getiriyor. Allah razı olsun. Allah Teala kıyamet günündeki amel defterleri için çok ifade kullanmış. Onlardan başka birisi mümin ölülerin yerinde yer alabilirdi diye düşünüyoruz. Allah razı olsun. Allah Teala mesela diyor ki o gün Allah size yaptıklarınızı kıyamet günü gösterecektir. O gün ağızlarınızı mühürleyecek, uzuvlarınız gösterecektir neler yaptıklarını. Hayat filminizde hiçbir şeyin eksik olmadığını, size kıl kadar zulmedilmediğini tespit edeceksiniz diyor Allah Teala. Her biri hayat filmimizi tam olarak anlatıyor. Ve ikinci sual Serdar Demirci'den geliyor. Diyor ki Serdar, Allah Teala Cin Suresi'nin 14. ayeti gelmesi diyor ki ve enna minel müslümüne minnel ve minnel kasitun. Bizden kalpleri kasitun olan da teslim olanlar da var. Allah'a teslim olanlar da var. Femen esleme fe ulaike tahere reşeda. Kim teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Şimdi birinci suali Serdar'ın. İnşallah bu ayet-i kerimede teslimi olan iman ve bütün iman spektrumu anlatılıyor diyebilir miyiz? Bu ayet-i kerimede teslimi olan iman anlatılıyor. Çünkü ayet-i kerime %100 teslimle alakalı. Bütün iman spektrumu anlatılıyor diyebilir miyiz? Aslında mürşide ulaşmayı dileyen birisinden bahsediliyor. Ama bu kişi biliyor ki mürşidine tabi olduğu takdirde ruhunu Allah'a ulaştıracak, teslim edecektir. Daha sonra fizik vücudunu, nefsini ve iradesini de Allah'a teslim edecektir. Eğer bunu bir vaka olarak düşünürsek, o zaman bütün iman spektrumu anlatılıyor diyebiliriz. Ama ayet-i kerimeye direkt olarak baktığımızda mürşide tabiiyetle
ruhun Allah'a ulaşmasını sağlamak müessesesi söz konusu ediliyor diye de düşünülebilir. O zaman spektrumun bütünü orada yok. Ama bu spektruma ulaşmış olan insanlar için sonuç doğrudur. O seviyeye ilmi vasıfları yükselememiş olanlar, İslam'ın 7 safa 4 tane teslim içerdiğini bilmeyenler için burada teslimin sadece ruhun teslimi standartlarını anlatması da mümkün olabilir. Ama teslimi dört tane teslim olarak değerlendirenler bu ayet-i kerimin içerisinde, onlar bütün iman spektrumu anlatılıyor. Onlar için hepsi anlatılıyor demek mümkün. Ayet-i kerime tek başına bütünü anlatmıyor. İkinci suali Serdar'ın, bu ayet-i kerimeye göre Allah'a ölmeden evine ulaşmayı dileyen mürşidini arar diyebilir miyiz? Evet. İşte ikinci sual, birincisinin yani cin 14'ün bize söylemek istediği temel manayı veriyor. Teslime olan iman ve bütün iman spektrumu anlatılıyor diyebilir miyiz deyince, teslime olan imanın ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimlerini kapsaması lazım. Ve imanın standartları ise bütünü kavrar. İkinci sual, cin 14'ün muhtevasını içeriyor demek mümkün. İkinci sual, bu ayet-i kerime göre Allah'a ölmeden evvel ulaşmayı dileyen mürşidini arar diyebilir miyiz diyor. Tam oturuyor yerlerine sual. Evet diyebiliriz. Üçüncü suali, yine Cin suresinin 16. ayet-i kerimesine, Allah'a ulaşmaya iman eden mutlaka tarikat üzere olacak ve Allah'ın rahmetini alacaktır diyebilir miyiz? Şimdi bakalım Cin 16'da ne diyor Allah Teala? Ve en levistekâmu alet tarikati, eğer onlar tarikat üzere olsalardı, tarikat istikametinde olsalardı, tarikat üzere Allah'ın sırat-ı müstakimleri üzerinde olsalardı, le eskânâhum mâ en gadaka, onlara kanacakları kadar mâ'i, yani rahmet ulaştırılacaktı diyor Allah Teala. Bu durumda suale tekrar bakıyoruz. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesine, Allah'a ulaşmaya iman eden mutlaka tarikat üzere olacak ve Allah'ın rahmetini alacaktır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka 12 tane ihsanla mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırılacak. Eğer yaşarsa, hayatı varsa mutlaka gerçekleşecek bu. Dikkat edin, mutlaka diyorum. Çünkü bunu yapacak olan kişi değil. Bunu gerçekleştirecek olan Allah, Allah'ın da sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse bunu Allah gerçekleştirecek. Mutlaka kişi tarikat üzere olacak. Mutlaka ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak kişinin ömrü varsa, ömrü varsa böyle olmaması mümkün değil. Onun için tarikat üzere olacaktır kişi. Allah'ın rahmetini alacak mı? Elbette alacak. Çünkü Allah'a ulaşabilmesi için zikir yapması lazım. Mutlaka yapacak. Zikir yaptığınız zaman da Allah'ın katından gelen rahmetin, fazlın ve salavatın o kişinin göğsüne gelmesi, göğsünden kalbine ulaşması ve fazılların iman kelimesinin etrafında toplanması
söz konusu. Bunları getirense Allah'ın rahmetidir. Onlara o fazlı ve salavatı getiren, özellikle fazlı getiren rahmet doyasıya verilecektir. Ta ki iradesini de Allah'a teslim etsin. Ankara'dan Sait Göksel sualinde diyor ki, birinci sual. Enbiya suresinin 90. ayet-i kerimesinde belirtilen muhtevaya göre salihlerin hayırlarda yarışanlar olduğunu anlayabilir miyiz? Diyor ki Allah Teala festecebna lehu. Onun duasına icabet ettik. Ve vehebna lehu Yahya ve aslahna lehu zevcehu. Ona Yahya'yı hediye ettik ve zevcesini de ıslah ettik, çocuk doğuracak hale getirdik. İnnehum kânû yusârûne fil hayrâti. Onlar muhakkak ki hayırlarda yarışanlardı. Ve yed'ûnena regâben. Râgıp olarak üst seviyede isteyerek, tercih ederek bize dua ediyorlardı, bizden talepte bulunuyorlardı. Ve rehaba bununla birlikte, yani hem umut var hem biraz da korku söz konusu. Ve kânü lenâ hâşiîn, bize karşı huşu duyarlardı. Burada Enbiya suresinin 90. ayet kerimesinde salihlerin hayırlarda yarışanlar olduğunu anlayabilir miyiz diyor. Söz konusu olan, burada söz konusu olan salihlerin en üst boyutu. Bu ayet-i kerimeyi misal vererek peygamberlere anlatılıyor. Yahya'yı verdiğini söylüyor Allah-u Teala Hazreti Yakub'a. Peygamber Efendimiz Hazreti İbrahim'den sonra şu Enbiya'ya bakalım beraberce. Bir evvelki ayet-i kerimeye. Enbiya 89'a bakmamız lazım. Hazreti Zekeriya'ya. Hazreti Zekeriya ve Zekeriya iznâde Rabbihu. Hazreti Zekeriya Rabbini nida etmişti. Rabbi, Allah'ım, Rabbim, la tezemî ferden ve ente hayrul varisin. Beni ferd olarak bırakma. Tek başıma bırakma. Tek bir ferd olarak bırakma ve ente hayrul varisin. Sen varislerin en hayırlısısın. Yani diyor ki Hazreti Zekeriya, bana beni tek başıma hayatta bırakma, öldüğüm zaman varisim olsun, beni çocuk sahibi kıl. Onun üzerine Allah-u Teala bu ayet-i kerime indiriyor. Söz konusu olan Zekeriya, Hazreti Zekeriya bir peygamber. Elbette peygamber salihlerin en üst boyutunda olandır. Bu Enbiya suresinin 90. ayet-i kerimesine belirtilen muhtevaya göre salihlerin hayırlarda yarışanlar olduğunu anlayabilir miyiz? Hayır, anlayamayız. Enbiya suresinin 90. ayet-i kerimesi peygamberlere ait bir ayettir. Bu ayetin muhtevası peygamberlerindir. Ama peygamberlerin bulunduğu alan gene salihlerdir. Yani bu ayet gerçek anlamda salihlerin durumunu değil, peygamberlerin durumunu anlatıyor. Salihlerin en üst boyutundaki
bir Hazreti Zekeriya'nın durumunu anlatıyor. Bunu örnek göstererek salihlerin hayırlarda yarışanlar olduğunu anlatabilir miyiz? Denince olmaz. Aynı şeyi ifade etmiyor. Ama salihleri de salihlerin bir zümresi olduğuna göre nebiler, dolaylı bir şekilde buradan o mana çıkartılabilir. İkinci sualinin A şıkkı, Tin suresinin 45. ayet-i kerimelerini 4 ve 5. ayet-i kerimelerini açıklar mısınız diyor. Lekad taleknel insane fi ahseni takvim sümme redetnahu esfele safilin. Andolsun ki diyor Allah-u Teala, biz insanı bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani insanı, yani nefsini ahsene ulaşabilecek bir zaman devresinde, bir takvim içinde Allah'a ahsene ulaşabilecek olan bir özellikle yarattık. Yani nefsindeki bütün afetlerini yok edeceği, bir de nefsini müzeyyen kılabileceği bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ahsen, güzellerin en güzeline, sonuna ulaşmak, yani nefsini 19 kademe müzeyyen kılmak hüviyetinde. Sonra onu esfeli safine reddettik diyor. Bunları yapamayanları, niçin yaratıldığını anlayamayanları, Allah'a yönelmeyenleri, Allah'a ulaşmayı dinlemeyenleri ise, ahsen yapıya hiçbir zaman ulaşamayacak olanları, onları esfeli safine reddettik diyor. İki türlü insan var. Ya ahsene ulaşacak, birincinin en üst boyutu, veya ulaşamayacak, o zaman mutlaka cehenneme gidecek kişi. Nasıl birincide en üst boyut vermişse, ahsen diyorsa, yani nefsindeki bütün afetler temizlendikten sonra 19 kademede müzeyyen olmak söz konusuysa, üst uç gösteriliyorsa, diğerinde de esveli safinin alt uç gösteriliyor. Yani cehenneme gideceklerin en aşağısı. Bu ikisinin arasındadır bütün insanlar. Ayet-i kerime onu söylüyor. Öyleyse nefsle yaratıldık. Nefs herkesi esfeli safine götürebilecek olan bir özellik taşır. Allah-u Teala'nın İnsan suresinin, Dehir suresinin 3. ayet-i kerimesinde söylediği şeye bakalım. Biz insanları hidayete erdiririz. Ama dileyen şükredenlerden olur, dileyen küfredenlerden olur diyor Allah-u Teala. Burada da seçen insan o seçimin sonuna kadar giderse iradesini de Allah'a teslim edeceği bir noktaya ulaşır. Eğer o noktada değilse o zaman tersi söz konusu olur. Orada da alt hududa kadar gitmesi mümkündür. Esfeli safiline kadar düşmesi kişinin mümkündür. Allah razı olsun. B şıkkında diyor ki bu ayetlerin Müddessir suresinin 38. ayet-i kerimesiyle ilişkisinin olduğunu söyleyebilir miyiz? Kullu nefsin bimâ kesebet rehînetün. Bütün nefsler iktisap ettikleri dereceler itibariyle rehinedirler. 39'u da 40'ı da alalım. İlla ashabel yemin fi cennat. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır. Hem ahsen-i takvim söz konusu, hem de esfeli safinin söz konusu. Böyle bir ilişkiden bahsetmek mümkün. Ama Müddessir 38 yetmez. 39-40'ı da almamız lazım. Çünkü birincisinde hem ahsen-i takvimden bahsediyor Allah-u Teala, hem esfeli safininden bahsediyor. Ve Müddessir 38-39-40'da da cennet veriliyor. Nefsini tezkiye eden için, yeminini yerine getiren kişi için, yeminini yerine getiren kişi Allah'a verdiği nefsini tezkiye ve tasfiye edendir. Çünkü yeminimizde tasfiyeye kadar bir müessese mevcut. Dört teslimi de gerçekleştirmek üzere Allah-u Teala'ya misak vermişiz. Thank you.
bu misakin diz ayınında nefsimizin Allah'a verdiği yemin, nefsimizin teslimini içeriyor. Öyleyse oraya kadar bir hüviyet ayet-i kerimenin içerisinde meknus, mevcut. Üçüncü suali Said'in diyor ki, Hücurat 11 ile Nisa 168 arasında bir ilişkiden bahsedebilir miyiz? Hücurat 11, Ya eyyühellezine amenu. La yeshar kavmin min kavmin asa en yekûne hayren minhum ve la nisa'in min nisa'in asa en yekûne hayren minhum minhunne minhum ve la telmizu enfisikum ve la tenabezu bil elkab pisel ismil fusuku bader iman ve men lem yetub fe ulakehumuz zalimun. Ey iman edenler, ey amel olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, bir kavim bir başka kavimle alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kadınlar da kadınlarla alay etmesin. Belki kendilerinden daha hayırlıdırlar. Kendi nefslerinizi yadırgayıp küçük düşürmeyin. Ve birbirinizi olmadık kötü lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fısk ne kötü bir isimdir. Kim tövbe etmezse işte onlar zalim olanların ta kendileridir. Ne diyor? Kim tövbe etmezse bu tövbe mürşidin önünde yapılan bir tövbe. Allah Teala ne diyordu? Furkan Suresi'nin 71. ve 71. ayetlerinde ama tövbe edip de amin olanlar, mümin olanlar ve amenü sanat yapanlar, nefs tezkiyesine başlayanlar hariç. Yani onlar cehenneme gitmezler. Allah onların seyahatlerini hasenata çevirir. Furkan 70. Onların günahlarını sevaba çevirir. Onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhları Allah'a döndürülür diyor. Yetubu ileyhi diyor. Tövbeleri kabul edilmiş olarak ruhlarının Allah'a döndürülmesini ifade ediyor. Burada da tövbe etmezse kişi o zaman zalim olur. Neden? Kişi kendine zulmeder. Herhangi bir tövbe değil, mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyor Allah Teala. Nisa 168. İnnellezine keferu ve zalemu lem yekunullahi liyafire lehum ve la liyehdiyehum tarika. Muhakkak ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Yani başkalarını da mürşide ulaşmaktan men ettikleri için zalimdirler. لَمْ يَكُنُ اللّٰهِ لِيَافِرَ لَهُمْ Allah onları mağfiret etmez. وَلَا لِيَكْتِيهُمْ tarika ve onları tarik-i mustakime ulaştırmaz. Yani onlara mağfiret etmez, onların günahlarını sevaba çevirmez. Ve çevirseydi ne olacaktı? Ruh derhal vücuttan ayrılıp sırat-ı mustakime ulaşacaktı. O da tarik olacaktı. Hicret 11 ile Nisa 168 arasında bir ilişki kesin olarak var. Her ikisi de mürşidin önünde yapılan tövbeden bahsediyor. Ve tövbe etmeyenler kendilerine zulmedenlerdir. Burada Nisa 168'de de tövbe etmeyenler var. Zalimu keferu ve zalemu diyor. Başkalarını Allah'ın yolundan men ettikleri için zalimdirler. Ama onlara zulmettikleri için, kendileri derecat kaybettikleri için, kaybettikleri bir vaka olduğu cihetle kendileri de kendilerine zulmetmiş oluyorlar. Derecat kaybedilen her olay
kişinin kendisine zulmetmesi olayıdır. Allah razı olsun. İstanbul'dan Hüseyin Durkadir diyor ki, Tin suresinin 4. ayet-i kerimesine göre, insanın ahseni takvim içerisinde yaratılmasıyla, Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine göre insanların hani fıtratıyla yaratılmış olması arasında bir illiyet rabıtası var mıdır diyor. Tin 4, Lekat kalaknel insane fi ahseni takvim. Andolsun ki biz insanı en güzel ahsene ulaşabilecek bir takvim içinde yarattık. Rum 30. Ve ekum ve çeke liddini hanifa. Ve Çin'i hanif olarak dine doğrulttu. Fıtratallahilleti fetaren nase aleyha. Bu Allah'ın fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. La tebdile li halkullahi. Allah'ın halk etmesinde, yaratmasında ne hanif fıtratında ne de Allah'ın hanif dininde bir değişiklik göremezsin diyor Allah Teala. Zalike dinin kayyumu, bu din kayyum olan dindir. Ezelden ebede kadar devam edecek olan, hep ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Elakinne ekseren nasi la ya'lemun, ama insanların çoğu bilmezler diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim indiği zaman da öyleydi. Ondan evvel de öyleydi. Bugün de öyle. İnsanlar dinlerini, Allah'ın yegane dinini, kayyum olan tek dinini bilmiyorlar. Muhtevasının bütün insanları teslime götüreceğini bilmiyorlar. Şimdi insanın ahseni takvim içerisinde yaratılmasıyla Rum suresinin 30. ayet-i kerimesine göre insanların hanif fıtratıyla yaratılmış olması arasında bir liyet rabıtası var mıdır diyor. Bu cepheden inceliyorsak meseleyi, evet. Birincisinde ne diyor? Biz insanı ahseni takvim içinde yarattık diyor. Arkadan da ahseni takvim içinde olmanın neticelerini veriyor. Önce onu, sonra onu diyor, esfeli safiline reddettik diyor. Öyleyse birincisinde ahsen-i takvim dizaynı, ahsene ulaşmak, iradesini de Allah'a teslim edebilecek olan bir seviyeye yükseltmek insanoğlunu, nefsini, ruhunun bütün özelliklerine sahip kılmak ve iradeyi de Allah'a teslim etmek, diğerinde ise esfeli safiline inmek, inebilecek olan yerlerin en aşağısına inmek. Öyleyse insanın nefsiyle olan ezeli mücadelesinin dizaynı bu. İşte hanif fıtratıyla yaratılan bir insan hanif üç temel esası ifade ettiği cihetle önemlidir. Bir, Allah'a teslim olmak. İki, tek bir toplum oluşturmak. Üç, tek bir Allah'a inanmak. Konumuz bunlardan en önemlisi olan teslimle alakalı. Zaten Allah'a ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini teslim eden bir kişi ahseni takvime ulaşmış olandır. Öyleyse hanif fıtratıyla yaratılan kişinin ahseni takvim içinde yaratılmış olması söz konusu. Yani hanif fıtratının gereklerini yapacak olan kişi bu bapta bütünü ihata eder. Hanif fıtratı kişi için
en güzele, ahsene ulaşabilme vesilesidir. Çünkü herkes ahsene ulaşabilecek olan bir hüviyetle yaratılmıştır. Hanif fıtratıyla. Her ikisinde de yaratılış var. Hanif fıtratıyla yaratılmak, yani ahsen-i takvim içinde yaratılmak. Ve hanif fıtratına uyamamak, o zaman esfel-i safiline kadar giden bir dizayn içinde olmak. Öyleyse insanın ahsen-i takvim içerisinde yaratılmasıyla hanif fıtratıyla yaratılması aynı müesseseyi mi gösteriyor? Evet. Her ikisinde de Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin kendine düşenleri yapmaya devam etmesi halinde ahsen-i takvime kadar ulaşabileceği hususu yaratıyor. Aralarında illiyet rabıtası var. İkinci suali Hüseyin'in insanın ahsen-i takvim içerisinde yaratılmış olmasını, ahsene dönüşebilecek olan fizik vücut, nefs ve irade açısından anlayabilir miyiz? Evet. Nefsin kalbinin ahsene dönüşebilmesi demek, 19 kademe müzeyyen olması demektir. Daimi zikre ulaşıp da saflaştıktan sonra, hiç afet kalmadıktan sonra 19 kademe müzeyyen olması demektir. Öyleyse neyler, ney ahsene dönüşür? Ahsene dönüşen fizik vücuttur. Ahsene dönüşecek olan nefstir. Ahsene dönüşecek olan iradedir. İradenin artık ona ihtiyaç kalmadığımız bir noktaya gelmesi demek, onun güçlenmesinin sonuna ulaşması demek. Yani müzeyyen olma müessesesinin sonu. Öyleyse hepsi için ahsene ulaşma söz konusu. Ahsen olan bir kişi, iradesi de ahsene ulaşmış kişidir. Artık o iradeyi kullanmasına gerek kalmayacaktır. O iradi yapı o kişinin en güzeli ulaştığı bir standartta tayin ediyor. Üçüncü suali, ruh yaratılış itibariyle ahsen olduğu halde ruhun ana dergahta ve gök katlarında bir kısım tecrübelerden geçmesinin hikmetini bizlere açıklar mısınız diyor. Ölümümüzü düşünelim. Öldük. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa elektronik devreler, elektrik enerjisi kesileceği için ruhumuz vücudumuzdan ayrılacaktır. Bir daha da ruh fizik vücudumuza giremeyecektir. Çünkü fizik vücudumuzun ruhu kendisine çekme özelliği sıfırlanmıştır. Artık fizik vücut onun için içine girilmesi mümkün olmayan bir özellik taşır. Ruhumuzun Allah'a doğru yola çıkmamış, Allah'a ulaşmamış olması halinde durum budur. Ruh vücuttan ayrılır. Vücudumuzun üstünde sağ tarafımızda yerini alır. Nefs de ayrılmak mecburiyetindedir. Çünkü vücut onu da kabul edemez artık. İçine girmesi mümkün değildir. Dışarı çıkacaktır. Vücudumuzun sol tarafında yerden yaklaşık bir metre yukarıda ikisi de yerlerini alacaklardır. Birisi sağda, birisi solda. Her halükarda ölen bir kişinin nefsi vücudundan ayrılmış ve sağ tarafta yerini alacak, yerini almış olacaktır. Ama ya ruhu Allah'a ulaşmışsa, o zaman Allah'tan geri dönecektir. Ve gene aynı yerde vücudunun sağ tarafında yerini alacaktır. Ölüm olayı tahakkuk ettikten, tamamlandıktan sonra, ölüm bütün boyutlarıyla yerleştikten sonra
Kira ölüm melekleri, melekül mevt, ruhumuzu beraberlerine alarak 7 tane gök katını birlikte aşacaklardır. 7 tane gök katının her birinin bir kapısı var. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah Teala kibirlilere ve ayetlerimizle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Ama bu ölüm meleklerinin görevi zemin kattan 7. katın sonuna ruhları taşımak olduğu için bütün gök katlarının anahtarları onlarda mevcut. Ve ruhumuzu hiçbir durakta durmaksızın 7 tane gök katını aşırıyorlar. 7. gök katında 7 tane alemden geçiriyorlar. Sitedil müntaha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da Allah'a gönderiyorlar. Ruh, Sitedil müntaha'dan sonra tek başına Allah'a ulaşır. Meleklere oradan öteye geçiş hakkı yok. Ölüm meleklerine. Ne olmuştur? Aradaki kapıları açabilecek olan yetki, kiramen katibin meleklerinde, affedersiniz, ölüm meleklerinde olduğu cihetle ruh hiç oyalanmadan Allah'ın katına ulaşmaktadır. Ama eğer ruhumuz biz hayattayken Allah'a ulaşacaksa, biline ki 7 gök katında da birer tane kapı var. O kapılar açılmadıkça ruhumuz zemin kattan 1. kata, oradan 2. kata, oradan da 3. 4. 5. 6. 7. katlara ulaşamaz. Bütün kapılar kilitli. Bu kapıların kilidini açmak için vücudumuzdaki rehine olan nefse Allah yetki vermiş durumda. Ne zaman? Başlangıçtaki %2 rahmet birikimi nefsimizin kalbinde oluştuktan sonra her %7 nur birikiminde nefsimizin kalbinde %7 temizlik olan vücudumuzun içindeki rehineye yani nefse Allah Teala gök katlarının kapılarını açma yetkisi vermiştir. Böyle bir yetkinin oluşması ise mutlaka nefsimizin bir gayret sarf etmesi ve aklanmayı temin etmesi asıldır. Böyle bir statüde ruhumuz o süreyi bekleyerek geçirecektir. Bu bekleme devresini hayırlı ve faydalı bir dizaynda tamamlaması için Allah-u Teala ruha yetkiler veriyor, görevler veriyor. 1. katta ruh diğer kardeşleri, yukarıki katlara çıkan kardeşleri tekrar aşağı dönene kadar geçen zarfında sadece secde yapar. İkinci katta su varılma havuzlarında su varılırlar. Bu oradaki bekleme süresini değerlendirmeleri için ruhların gerçekleştirmesi gereken bir vetiredir. Zamanın, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanın boşuna harcanmaması için bir dizayndır. Yetmez. Ruhun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşması, onun bir takım işlevleri yukarı çıkarken gerçekleştirmesini ifade eder. O nefsin aklanma sürecini boşa geçirmeyecektir, faydalı alan olarak kullanacaktır. Faydalı alanlar Allah'ın temel kanunu. Ve ruhumuz 3. kata ulaştığında gene bir secde müessesesi, 4. katta
gene bir secde müessesesi hep bir beklemeyi ifade ediyor. Beşinci katta gene bir secde müessesesi. Ne kadar? Diğerleri daha üst kata çıkacaklar. Sonra da geri dönecekler. Geri dönene, kendilerine ulaşana kadar beklemek mecburiyetinde olan ruhlar oralarda secde ederler. Dördüncü katta Beyt-i Makdes'in aslında, beşinci katta Beyt-i Haram'ın aslında, altıncı katta ise Sıbkatullah olma mahallinde Allah'ın nurlarının onları kendi rengine döndürmesine kadar işlev görürler. Allah'a kişinin dünya hayatını yaşarken ulaştırdığı bir ruh, bu işlevlerden geçerek Allah-u Teala'ya ulaşır. Ve bu da yetmez. Sıbkatullah olması da yetmez. Sıbkatullah olması onu yedinci gök katının kapısının açılmasını sağlayarak daha yukarıya çıkmasını oluşturur. Yedinci kattaki işlemlerden bir tanesi de zikir işlevidir. Ruh orada yedinci katta, yedinci gök katının kapısının açılması için ruhun kendisine ait olan bir işlevi, belli bir zikir derecesini tamamlaması gerekir. Çünkü nefs %51'e ulaşmıştır. 7 defa %7 ile 7. gök katının kapısını açmıştır. Nefs ama böyle bir dizaynda fizik vücut için, nefs için söz konusu olan şey artık %51'i tamamlamış olmaktır. Nefsimiz bu noktadan sonra daha üst seviyede zikir yaparken ruhumuzun da Allah'a ulaşmak için belli bir miktardaki zikri zikir hücrelerinde tamamlaması söz konusudur. Allah Teala evvela sıbkatullah olmasını sağlar ruhun, yedinci katın özelliklerine dayanıklı hale gelmesi için sıbkatullah olmak şarttır. Sitedil müntihadan Allah'a ulaşmak içinse ruhun oranın gerektirdiği miktarda zikir yapması asıldır. Ancak bu zikir tamamlanınca kişinin Allah'a doğru bir Sitedil müntihadan Allah'a doğru bir yolculuğu olur. Sadece zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayabilmiş olan ruhlar bu yolculuğu yapmak yetkisinin sahipleridir. Ölüm melekleriyle birlikte 7 tane gök katına çıkan ruhlar 7. gök katının sonunda Allah'a ulaşacaklardır. 7. gök katından sonra Sitedil müntihadan Allah'a doğru yükseleceklerdir. Diğerleri ise yani o kişinin nefs tezkiyesi yapmadığı bir ortamda o kişinin ruhu ancak ölüm melekleri vasıtasıyla aynı noktaya getirilebilir. Yoksa ruh kendi başına bu yolculuğu gerçekleştiremez. Öyleyse ruhların Allah'ın katında bir evliyanın ruhu olmasıyla bu hedefe, bu şerefe erişememiş bir insanın ruhu olması arasında farklılık vardır. Allah'ın zatı bütün ruhları kabul eder. Çünkü ruh zaten tekamülün en üst zirvesinde yaratılmıştır.
Ama bir takım işlevlerden geçerek Allah'a layık bir hal alması ruhun ancak evliyalık mertebesine kişinin ulaşmasıyla mümkündür. Allah razı olsun. Ve Denizli'den Doğan Kuşman. Diyor ki birinci sualinde İnsan Suresinin 8 ve 9. ayet-i kerimelerinde yapılan infakın Allah'ın veçhini görmek için yapıldığını söyleyebilir miyiz diyor. Veyut imunet taame ala hubbihi miskinen ve yetimen ve esira. Kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. İnnemâ nu'timukum li veçillâhi. Muhakkak ki biz de size yediriyoruz, taam ettiriyoruz. Allah'ın zatı için. Allah'ın veçhi için, yüzü için, zatı için. La nuridu minkum cezaen ve la şekura. Sizden ne bir şükür istiyoruz ne de bir karşılık. İnsan Suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah'ın zatını görmek üzere bir dizaynı içeriyor. Allah'ın zatı için taam ettiriyoruz, yediriyoruz diyor Allah Teala. Allah'ın zatını görmenin Allah Teala tarafından yedirilen nesne ne? Bu istikametteki muhtevaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde söz konusu olan zikir yapmamız ve zikir yaptığımız zaman söz konusu olan şey, bu zikrin nefsimizin kalbinde Allah'ın önce rahmetini sonra fazıllarını toplaması. Daha sonra ise nefsimizin kalbinde müzeyyen olmayı sağlamak. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize taam ettirdiği şey, nefsimizin kalbine gelen Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ve bunlardan özellikle salavat nurları, daha sonra ise gene zikrin devamıyla gerçekleşecek olan nefsimizin kalbindeki son hedefe gidiş. Yani nefsimizin kalbinin müzeyyen olması. Öyleyse burada İnsan Suresinin 9. ayet-i kerimesi Allah'ın veçhini görmek için Allah'ın bize yaptığı bir görmemiz için Allah-u Teala'nın bize yaptığı bir infakı ifade eder. İkinci suali Doğan'ın İnsan Suresinin 8. ayet-i kerimesindeki ona duydukları sevgiye rağmen yemeği cümlesinden verilecek olan hayrın nitelik ve nicelik olarak en iyisi olması anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz? Sekizinci ayet-i kerimesindeki ona duydukları yani yemeğe karşı duydukları muhabbete rağmen taamı başkalarına vermek. Verilecek olan hayrın nitelik ve nicelik olarak en iyisi olması anlamına geldiğini söyleyebilir miyiz?
Evet. Yani sevgi duymadıklarını, artık olanlarını değil, sevdikleri yiyeceği başkalarına vermesi. Ama bu istikamette kullanılabilir. Ama en iyisi olduğuna dair bir işaret, sadece ona duydukları sevgi kelimesi en iyisi olmayı tam ifade etmiyor. Ama dolaylı olarak böyle bir neticeyi çıkartabiliriz. Sevdiklerinin en iyisi ona duyulan sevginin varlığını ifade eder. Ama en iyisinden bahis yok orada. Üçüncü suali, İnsan Suresinin 25. ayet-i kerimesinde zikrin çok yapılması tavsiye ediliyor. Veskür isme Rabbike bükreten ve aşıyla. Sabah ve akşam Rabbinin adını zikret. Tavsiye edilmiyor, emrediliyor. Zikrin sabah ve akşam yapılması emrediliyor. Çok yapılması Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde emrediliyor. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından çok zikredin. Buradaki zikrin sabah ve akşam yapılması emrediliyor. Bu zikrin günün yarısından çok olduğu manasına gelmiyor. 26. ayet-i kerimesinde geçen uzun uzun ifadesinden Allah-u Teala'nın vermek istediği mesaj nedir? Ve minel leyli 26 vescud lehu ve sebbihnu deylen tavila. Ve ona geceleri secde et ve onu geceleri uzun uzun tesbih et. Burada Allah-u Teala'nın söylediği sabah ve akşam zikri ile gece zikri birbirinden ayrı. Ve gece yapılanın adına Allah-u Teala zikir demiyor, tesbih diyor. Aslında gene Allah'ın zikredilmesi, zikri söz konusu. Allah-u Teala'nın uzun uzun ifadesinden Allah'a vermek istediği mesaj nedir diye soruyor. Daimi zikre ulaşma emri bu. Daimi zikre bir anda ulaşılmaz. Kişinin ulaşmak için geceleri seçmesi lazım. Neden? Çünkü geceleri herkes uyur. İnsanlar dinlenecektir. Allah ile beraber dinlenmek isteyenlerse zikir yaparak dinleneceklerdir. O zaman o dinlenmenin başkalarından farklı bir hüviyet taşıdığını kişi mutlaka anlayacaktır. Öyleyse geceleri uzun secde yapılması zikre tesbih adı verilmesinin başka bir sebebidir. Zikir secde halinde yapılırsa ve uzun uzun Allah'ın ismi anlatılırsa Allah-u Teala secde halinde yapılan bu zikre de tesbih adını veriyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar uzun gecenin bir vakti kalkar, o kadar uzun secde ederdi ki onun bayılmış veya uyumuş, hatta bazen ölmüş olduğunu düşünenler olurdu. Oysa ki o Allah'ın zikriyle her seferinde kendinden geçerdi. İşte bu ayet-i kerime, İnsan Suresinin 26. ayet-i kerimesi böyle zikirle yapılan bir tesbihin
secdeyle yapılan zikrin Allah-u Teala tarafından tesbih hüviyetinde değerlendirildiğini ifade ediyor. Allah razı olsun. Ve İstanbul'dan Tarık Sapmaz'ın suallerine inşallah geçiyoruz. Diyor ki Tarık birinci sualinin A şıkkında, Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesini ve ayette bahsedilen insanların muhtevasını bizlere açıklar mısınız diyor. Ahzab 35. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel müslimine vel müslimati. Müslüman erkekler, Müslüman kadınlar. Yani Allah'a teslim olan erkekler, teslim olan kadınlar. Vel müminine vel müminati. Mümin erkekler, mümin kadınlar. Vel kanitine vel kanitati. Kanitin olan, yani uzun müddet secdede ve hatta Allah ile birlikte olan. Vel kanitati. Ve sadıkine ve sadikati. Sadık kadınlar, sadık erkekler, sadık kadınlar. Ve sabirine ve sabirati, sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar. Ve haşiine ve haşiati, huşu duyan, huşu sahibi erkekler, huşu sahibi kadınlar. Ve mütesaddikine ve mütesaddikati, ve tesadduk eden ve sıdk sahibi erkekler ve sıdk sahibi kadınlar ve saimine ve saimati, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar ve hafızine furucuhum ve ferşlerini, özlerini koruyanlar ve hafızati ve özlerini koruyan erkekler ve kadınlar. Ve zâkirîn Allâhe kesiren ve zâkirâti, Allah'ı çok zikredenler, zikreden erkekler ve çok zikreden kadınlar. Eaddallâhu lehum mağfireten ve ecren azîmâ. Allah onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve büyük azim bir ecir hazırlamıştır diyor. Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesindeki muhtevada ecrün azime yaklaşan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Henüz çok zikir safhasındalar. Ama ecren azime ulaşacakları kesin. Öyleyse bunlar Allah'ı çok zikredenler. Allah'ı çok zikretmek, günün yarısından daha fazla zikretmek. Yani basamakların 24 ve 25. basamaklarında olanlar, fizik vücutlarını Allah'a teslim edenler. Ve bundan sonra onlar ne olacak? Nefslerini Allah'a teslim edecekler. Daha sonra ne olacak? İrşada ulaşacaklar. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim edip burada adı geçen ecren azima sahip olacaklar. Ecirlerin, ödenen ücretlerin en büyüğüne sahip olacaklar. Azim olanına. Yani irşat makamına tayin edilmiş olacaklar. Muhteva
zikir günün yarısından daha yukarıda. Yani mutlaka bu kişi zahit olmuş. Yani günün yarısından daha fazla zikreden bir kişi, Allah'ı önde tuttuğunu, dünya hayatını önde tutmadığını, her gün Allah'ı günün yarısından daha fazla zikrederek ispat ediyor. 24 saatin 12 saatten fazlasını zikirle geçiriyor kişi. Fizik vücudun teslimine ramak kalmış. Kısa bir zaman sonra fizik vücudu teslim olunur Allah-u Teala'ya. Allah razı olsun. Şimdi B şıkkına geliyoruz. Birinci sualin B şıkkı. Ayetteki davranış sistemleri ile mağfiret ve ecrün azim arasındaki ilişkiyi bizlere açıklar mısınız? Davranış sistemleri ile Allah-u Teala'nın verdiği işaret zikirde. Burada Allah'ı çok zikreden erkekler ve kadınlardan bahsediyor. Oradan 28 basamaktan hangi basamaklarda olduklarını tespit etmek kolay. Şimdi mağfiretle bunun ilişkisine, mağfiret bundan sonraki mağfiret, yani kişi ecrün buradaki günün yarısından daha fazla çok zikreden pozisyondan fizik vücudunu Allah'a teslim ettikten sonra yükselecek. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikrin sahibi olacak. Artık çok zikreden değil, daimi zikrin sahibi olacak. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daimi zikrin sahibi olduktan sonra gün 7 katı gösterilecek kendisine. Ondan sonra ne olacak? 7. katta tövbe-i nasuha davet edilecek. Ondan sonra Allah onun günahlarını örtecek. Mürşide ulaştıktan sonra işlediği günahları. Sonra başın üzerine salah nurunu getirecek Allah Teala. Sonra da ona mağfiret edecek. O örttüğü günahları bir defa daha sevaba çevirecek. İşte mağfiret ediyor Allah Teala ve bu mağfiretten sonra o kişi iradesini de Allah'a teslim ediyor. O zaman ecrün azimin, bir insana verilen en büyük ücretin sahibi oluyor. Allah'ın en büyük ecrinin sahibi oluyor. Davranış sistemleriyle mağfiretin ilişkisi de bu. Ecrün azim arasındaki ilişki de bu. C şıkkında diyor ki, ayette zikredilen mağfiretin tövbe-i nasuh'tan sonraki mağfiret olduğunu ve netice olarak kişiye ecrün azim ulaştırdığını söyleyebilir miyiz? Evet, söyleyebiliriz. İkinci sualin A şıkkı. Lokman suresinin 17. ayeti kerimesini bizlere açıklar mısınız diyor. Lokman 7. Ve izâ tutla aleyhi âyâtuna. Onun üzerine ayetlerimiz okunduğunda vella müstekbiren, onlar tekibir derler. Ke en lem yesmaha, işitmiyorlarmış gibi. Lem yesmaha, işitmiyorlarmış gibi davranırlar. Ke en nefi uzuneyhi vakra, kulaklarında vakra varmış gibi davranıyorlar. Ve şuru bir azamin alayım, onları büyük elim bir azapla, onlar için elim bir azap olduğunu onlara söyle. Burada müjde kelimesi geçiyor ama Allah Teala nasıl mükafatla cezayı aynı kelimeyle, ceza kelimesiyle her ikisinde kullanıyorsa veya müjdelemekle ceza ile her ikisini kullanıyorsa, burada da müjdelemek de hem güzel haberi hem çirkin haberi, kötü haberi veriyor Allah Teala. Sen ona acı bir azapla müjde ver diyor.
Burada vella, tevella kelimesindeki vella sırtını çevirmek. Onların üzerine ayetlerimizi okunduğu zaman sırtlarını çevirirler diyor Allah-u Teala. Tekebbür ederek sırtlarını çevirirler. Sanki duymuyorlarmış gibi kulaklarında sanki vakra varmış gibi, bir ağırlık varmış gibi onları azim ve azapla müjde ediyor. Bunlar, bu insanlar kendilerine tebliğ yapıldığı zaman kulaklarında vakra olan, kalplerinde ikinet olan ve kalplerinde küfür olan ve kalpleri mühürlü olan insanlar, Allah'a ulaşmayı dinemeyen insanlar. Ve şıkkında diyor ki, bu ayet ile mümin 56 arasında kibir arasında bir ilişki söz konusu mudur? Diyor. Burada kibirli insanlardan bahsediyor Allah Teala. Mümin 56'ya bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُجَادِلُونَ ف۪ي آيَاتِ اللّٰهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ اَتَاهُمْ Kendilerine verilen bir sultan olmaksızın Allah'ın ayetleriyle muhakkak ki onlar mücadele ederler. Allah'ın ayetleriyle mücadele ederler. اِنْ ف۪ي سُدُرُهُمْ اِلَّا كِبْرٌ Onların göğüslerinde bir kibir vardır. مَا هُمْ بِبَالِهِ Bali olamayacakları bülüğa eremeyecekleri doğruyu yanlıştan ayırma kabiliyetine, temiz kabiliyetine ulaşmaktan onları men eden bir kibir var bir kibir vardır diyor. Festeiz billahi O zaman Allah'a sığın. İnnehu huve semi'ül basir. O işitendir, görendir. Bu ayetle Mümin 56 arasında Lokman 7 ile Mümin 56 arasında bir ilişki var mı? Her ikisinde de Allah Teala kibirli insanlardan bahsediyor. Birinciler kendilerine Allah'ın ayetleri okundukları zaman sırtlarını çeviriyorlar. Azapla müjdeleniyorlar. Gene Allah'ın ayetlerinden kendilerine bir sultan gelmediği halde mücadelede Allah'ın ayetleriyle mücadele edenlerden bahsediyor Allah Teala. Onların göğüslerinde kibir vardır diyor. Yukarıda da tekebbür edenlerden bahsediyordu Allah Teala. Her ikisinde de aynı durum söz konusu. Bunlar kibirli insanlar, Allah'ın yoluna girmeyenler. Bir ilişki ikisinde de var. İkisinde de kibirli insanlar var. İkisinde de Allah'ın yolundan çevrilme var. Geri dönme var. Hiçbir zaman buluğa ermeleri Allah'ın yolunda aklı başında bir insan gibi hareket etmeleri mümkün değil. Ve Lokman C şıkkında da diyor ki Lokman 7 ile Bakara 16 arasında bir ilişkiden söz edebilir miyiz diyor. İlâ kellezîne işterebut dalalete bil hüda. Onlar hidayet karşılığı dalaleti satın almışlardır. Fema râbihat ticaretühüm. Bu ticaret onlara hiçbir şeyi sağlamamıştır. Ve mâkânü muhtedîn. Onlar hidayete eremezler, ermezler. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanlar, işte onlar. Hidayete karşılık, dalaleti satın almış olanlar. Hep kibir yüzünden onların durumları başlarına gelenler. Ve tabiatıyla hidayete ermiş de değiller. Burada da hidayete eremeyen insanlardan bahsediyor Allah-u Teala.
hidayete karşılık dalaleti satın alanlar, Allah'ın ayetlerinin okunmasında sırtlarını dönenlerin neticesi bu. Bakara 16, Lokman 7'nin devamı. Öyle olanlar, sırtını çevirenler. Bunun neticesi hidayet karşılığı dalaleti satın almaları. Allah razı olsun. Denizli'den Recep Uz kardeşimiz diyor ki, bütün ibadetler Allah'ı zikretmenin bir vasıtasıdır. Asıl olan Allah'ı zikretmektir diyebilir miyiz? Evet, bütün ibadetler Allah'ı zikretmenin bir vasıtasıdır gerçekten. Ve asıl önemli olan ibadet, en büyük ibadet zikirdir. Ama bütün ibadetleri de gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bizim için geçerli, bizim için yararlı, bize lazım. Allah-u Teala bizi mutlu etmek için koymuş ibadetleri. Her ibadet aslında bir zikirdir. O ibadeti yaparken Allah'ı düşünüyorsanız eğer, namaz kılarken, oruç tutarken, zekat verirken, hacca giderken, kelime-i şehadet getirirken ve özellikle bütün bunların muhasebesi zikir iken, her biri size zikre hazırlayan bir güzelliktir. Kur'an-ı Kerim tilavetinde de aynı şeyi yapmalısınız. Risalet Nurları sayfa 11'de şükrünü şimdiye kadar olduğu gibi amel-i salihat ve münkerden nehiyle eda edeceksin. Yani burada görev hatırlatıyor Allah-u Teala bize. İnsanlara amel-i salihatı ve münkerden nehyi anlatmak mecburiyetindeyiz. Onları amel-i salihatla nefsi ıslah edici amellerle görevlendirmek, münkerden de nehi. Bu Allah'a olan şükür oluyor. Namaz, zekat, oruç temeldir diyor Allah Teala. Bugün de oruçlusun kabulümdür. Böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Ankebut 45'e bakalım. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabe ve kum salat inne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Vallahi yâlemu ma teslamun. Habibim, sana Kur'an'dan o okuduğum, vahyettiğim şeyleri onlara, sahabeye oku, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama Allah'ı zikretmek en büyüktür diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim okumaktan da namaz kılmaktan da en büyük olan zikirdir diyor. Öyleyse her biri zaten zikri içeriyor. Kim herhangi bir işlev yaparken, konuşurken Allah'ı düşünüyorsa o zaten aklı Allah'ta olan birisidir. Allah kelimesini tekrar eden daimi zikir için, daimi zikir sahipleri için her şeyin en güzel olduğu bir sonuç söz konusu. Daimi zikrin sahiplerinin uykusu normal standartlarda olan insanların, Allah'ın yoluna girmemiş olan insanların namazlarından daha çok derecat kazandırır ona. Neden? Çünkü o uykusunda da zikir yapıyor. 1'e 700 kazanıyor. Allah razı olsun. Malatya'dan Leman Hanım kardeşimiz diyor ki, Bakara 151, Cuma 2 ve Ali İmran 164 arasında İlliyet Rabıtası var mıdır?
Bakara 151. Kema erselnâ fîküm resûlen minküm yetlû aleyküm âyetinâ ve yüzekkîküm ve yuallimüküm el kitâbe ve hikmete ve yuallimüküm ve alem tekûnû tâlemûn. Size de sizin içinizde içinizden bir resul gönderdik. Yani başınızın üzerinde nimet olmak üzere. Bir evvelki ayet-i kerimede ondan bahsediyor Allah-u Teala 150'de. Size Allah'ın ayetlerini okusun diye birinci görev, nefsinizi tezkiye etsin diye iki, kitap öğretsin diye üç, hikmet öğretsin diye dört, hikmetin ötesinde öğretsin diye beş. Bakara 151, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe ve sahabenin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından önündeki devrelerde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yapacağı bir öğretim metodunun standartları. Cuma 2 Hüvellezî be'ase fil ümmiyine resulen minhüm yetlu aleyhüm. Odur ki ümmiler arasında resul be'as eder, hayata getirir. Onlardan, ümmiler arasında onlardan birisini minhüm, onlardan. Yetlu aleyhim ayetihi, onun üzerine ayetlerini, Allah'ın ayetlerini okusun diye. Ve yüzekkihüm, ve onları tezkiye eder. Ve yuallimühümül kitabe, onlara kitap öğretir. Ve hikme, ve hikmet öğretir. Enkâni min kabli lefî dalâlim mübîn. Bundan evvel onlar apaçık bir dalalet içindediler. Burada da dört görevden bahsediyor Allah-u Teala. Ümmünler arasında Resul beyaz eden o Allah'tır. Onlara ayetlerini okur Allah'ın, nefslerini tezkiye eder, kitap öğretir ve hikmet öğretir diyor. Ve Âl-i İmrân 164 Bismillahirrahmanirrahim. Lekad mennallâhi alel müminine izbeaze fihim resulen min enfüsehim yetlu aleyküm aleyhim âyâtihi ve yüzekkihim ve yuallimühümün kitabe ve hikmete ve inkânü min kabri fî dalâlin mübîn. Anlılsın ki müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere kendi zamanlarında, kendi işlerinden bir Resul beyaz ederiz. Onların aralarında, yani her kavmin içinde onlara ayetleri tilavet eder, onları tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öğretir. Ondan evvel, bu mürşid resullere tabi olmadan evvel onlar açık bir dalalet içindeydiler. Evet, bu üç ayet-i kerime arasında birliyet rabıtası var. Hepsi de Resullerin görevlerini ifade ediyor. Cuma 2 ile Âl-i İmrân 164'te kavim Resulü söz konusu. Âl-i İmrân 164'te Allah-u Teala devrin imamından başlıyor. Ama onun kavim Resulü olarak yapacağı görevi anlatıyor. Cuma 2'de de öyle. Ama Bakara 151'de Nebi Resul'den bahsediyor. Huzur namazının imamından bahsediyor. Ve Manisa'dan Osman Kökçü kardeşimiz diyor ki Taha 124, 125, 126 ve 127. ayetlerini açıklar mısınız? Taha 124 ve ben arada en zikri فَاِنَّ لَهُمْ عَيْشَةً دَنْكَنْ وَنَاشُرُهُ يَمَ الْكِيَامَةِ عَمَا. E kim benim zikrimden yüz çevirirse, o takdirde mutlaka onun için sıkıntılı bir hayat vardır, maişet vardır, geçim söz konusudur. وَنَاشُرُهُ ve onu kıyamet günü kör olarak haşrederiz diyor Allah-u Teala. Taha 124, 123'ün arkası. Taha 123'te ne diyordu? Size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa o şakilerden olmaz ve hidayete erer. Ondan sonra da tersini söylüyor Allah-u Teala. Böyle olmazsa ne olur? Kim benim zikrimden yüz çevirirse o zaman ona mutlak olarak dünya üzerinde sıkıntılı bir hayat söz konusu olur
Çünkü o kişi zikretmediği için hep huzursuz olacaktır. Eğer kıyamet günü o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemediği için kör olarak haşrederiz diyor. Taha 125. Kale Rabbi lime haşerteni ama ve kat kuntu basira. Kıyamet günü o kişi der ki Rabbim beni niçin kör olarak haşrettin? Halbuki ben görüyordum. Yani dünya üzerindeyken benim baş gözlerim görüyordu. Ama şimdi beni kör olarak haşrettin. Taha 126. Ne demek istiyor Allah Teala? Baş gözleri görüyordu kişinin. Ama Allah'a ulaşmayı dilememişti. O zaman Allah'a göre o kişi kördü, sağırdı ve dilsizdi. Gözlerinin üzerinde hicab-ı mestürü olduğu için kördü. Görme hassasının üzerinde gışavet olduğu için kördü. Kulaklarında vakra olduğu için sağırdı. İşitme hassası mühürlü olduğu için işitmiyordu. Kalbinde ekinnet olduğu için idraksizdi. Kalbi mühürlü olduğu için idrak edemiyordu. Kördü, sağırdı, dilsizdi. Şimdi Taha 126'da Allah Teala diyor. Kale dedi ki kezalike etetke ayatuna ve nisiteha ve kezalike yevme tansa. İşte böyle ayetlerimiz sana geldi fakat sen onları unuttun. Ve aynı şekilde nasıl sen benim ayetlerimi unutursan bugün de sen unutulursun. Yani sen benim ayetlerimi gerçekleştirmediğin için bütün insanlar gibi gözlerinde vakra olandın, kulaklarında gözlerinde hicab-ı mestürü olandın, kulaklarında vakra olandın, kalbinde ekinnet olan bir kişiydin. Kördün, sağırdın, dilsizdin. Benim ayetlerimi unuttun, dikkate almadın, bu sebeple öyle kaldın. Dünya üzerinde sen görerek yaşasan da bize göre diyor Allah-u Teala kördün diyor sen. Şimdi de sen unutulmuşların arasındasın, biz seni kör olarak haşrederiz. Taha 127 ve kezalike nezî men esrefe ve böylece israf edenleri, haddi aşanları böyle cezalandırırız. Ve lem yu'min bi ayati rabbihi kim de kim Allah'ın ayetlerine aminu olmazsa ve le azabil ahireti eşeddi onlar için daha şiddetli bir azap vardır ve o bakidir. Diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerine inanmamak, Allah'ın ayetlerini gerçekleştirmemek. Evvelce Taha 124'ten 127'ye kadar insanların genel durumları var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin dünya üzerindeki durumları ve ahiretteki durumları. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'ın rahim esması tecelli etmiyor. Ve dünya hayatında Allah'a göre o kişi nasıl körse, ahirette de kıyamet günü Allah-u Teala onu gerçek anlamda kör olarak haşrediyor. 2. Daha 135. ayetleri açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Osman Kökçü kardeşimiz. وَلَمْ اَنَّا اَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَكَالُ رَبِّنَا لَوْلَا اَرْسَلْتَ اِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَزِلَّ وَنَحْزَى. Ondan önce biz gerçekten onları azap ile helak etseydik لَكَالُ رَبِّنَا, o zaman derlerdi ki muhakkak ki o zaman şöyle derlerdi. Rabbena levla erselte ileyna resulen. Rabbimiz bize resul gönderseydin olmaz mıydı? Fenette bir a ayeti böylece senin ayetlerine tabi olurduk. Min kabli en nezille. Zelil olmadan evvel ve rüsva olmadan evvel
senin ayetlerine, böylece tabi olurduk. İşte ve kâlû levlâ yetînâ bi âyetin min rabbihî. Bize Rabbinden bir ayet getirse olmaz mıydı? Evelem te'tihim beyinâtü mâ fîs-suhufil ulâ. Evvelki sayfelerde beyineler, ispat vasıtaları, deliller onlara gelmedi mi? Dediler. İşte hep aynı kişiler, aynı standartlarda. İki ayet, ta 133 ve 134, iki neticeyi ifade ediyor bize. Kendilerine Resul geliyor, tebligatını yapıyor. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz, ha diyor. Hem nezir olarak bunu söylüyor, onları ikaz ediyor, uyarıyor. Hem de Resul olarak söylüyor, Risaleti tebliğ ediyor. Onların Allah'a ulaşmasının üzerlerine 12 defa farz olduğunu söylüyor. Ve bu istikamette onları teçhiz etmeye çalışıyor. Onlarsa diyorlar ki, Rabbin sana, Rabbinden bize bir ayet gelse, bize de bir ayet gelse olmaz mıydı? Eğer getirmiş olsaydı, o zaman da diyecekler ki bu bir sihirdir. Eğer Allah Teala diyor, biz onları bu Resul gelmeden önce helak etseydik, ondan evvel kendilerine Resul gelmediğini bu sefer de söyleyeceklerdi Allah Teala'ya. Resul getirseydin de biz ona tabi olsaydık diyeceklerdi. Bu sebeple Allah Teala başka ayetlerde diyor ki, hiçbir kavim olmamıştır ki biz onlara her zaman bir Resul göndermiş olmayalım. Bütün zamanlarda Allah'ın bütün kavimlere Resuller gönderdiğini söylüyor. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesi. Biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ard arda diyor, ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. İşte burada da Resul'ün gelmesi halinde Resul'e diyorlar ki, bize bir mucize göster. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de söyleniyor. Şu ayı ikiye bölebilirsen biz sana tabi oluruz deniyor. O da diyor ki, ben böyle bir şey yapmak yetkisinin sahibi değilim. Ben sizin gibi bir insanım. Ama Rabbimden talepte bulunurum. Eğer kabul ederse ve ayı ikiye bölerse o zaman tabi olacak mısınız? Evet diyorlar. Allah Teala da fethediyor ayı, ikiye bölüyor. Ama onlar diyorlar ki, bu bir sihirdir, bu bir büyüdür. Taha 135, kul kullün müterebbisun feterabbisun. Herkes beklemekte, siz de bekleyin. فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنْ اِهْتَدَى. Öyleyse siz de bekleyin. Artık kim sırat-ı seviye ehlidir ve kim hidayete ermiştir? Yakında bileceksiniz. İşte hidayete ermek istemeyen insanların devamlı açıklamaları. Şimdi üçüncü sualini soruyor kardeşimiz. Taha 126'daki ayetlerin kişilere gelip açıklanması, Taha 130'lerde göre o devirdeki Resul tarafından yapılmaktadır diyebilir miyiz? Kale kezalike etetke ayatüne, işte böyle ayetlerimiz sana geldi. Fenesiteha, fakat sen onları unuttun. Ve kezalikel yevme tunsa,
O zaman nasıl yaptıysan sen, bugün de sen unutulursun. Taha 126'daki ayetlerin kişilere gelip açıklanması, Taha 134'e göre o devirdeki Resul tarafından yapılmaktadır diyebilir miyiz diyor. Elbette. O ayette geçen bize de bir Resul gönderseydin olmaz mıydı dedikleri, Resul yapıyor açıklamayı. Ama gene Resul açıklamayı yapınca müminin 44'te Allah-u Teala'nın açıkladığı gibi gene insanların, her kavimdeki insanların büyük kısmı Resulleri bütün devirlerde mutlaka reddetmişlerdir, inkar etmişlerdir. Denizli'den Doğan Çınar kardeşimiz der ki, amaçlar ve araçlar konulu sohbetinizde Allah'a ruhen ulaşmayı dileyenlerin Allah'a ulaşınca günün yarısından fazla mutluluğa ulaşacağını belirttiniz. Yine sizin ağzınızdan zikrini günün yarısından fazla seviyeye getiren kişilerin dünya saadetinin yarısından fazlasına ulaşabileceğini de öğrenmiştik. Burada Allah'a ruhen ulaşanların yaşamış olduğu mutluluk ile zikirlerini günün yarısından fazlaya çıkaranların sahip oldukları dünya saadeti kişilerin iç dünyalarından vücuda geldiğini düşünerek, ruhen Allah'ın zatına ulaşanların yaşadığı mutluluk ile dünya saadetinin yarısından fazlasına ulaşanların yaşadığı mutlulukta ortak özellikler nelerdir? Yoksa mutluluk yaşantısal boyutta çokça değişik midir? Açıklar mısınız diyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişinin nefsinin kalbinde %51 nur vardır. Nefsinin %49'u karanlıktır. Zikrini günün yarısından öteye geçirenin nefsinin kalbinde ise %71'den fazla nur vardır. %71 ile 81 arasında. Birisi ve ikincisi, ikisinin de günün yarısından daha fazla mutlu olacakları kesin. Aslında mutluluğun çok daha üst seviyede olması lazımdı. Yani birisinde %75 oluyor. Birincisinde mutluluk oranı %75 oluyor. Ne demek istiyoruz? Ruhunun kalbi %100 hasletlerle dolu, nefsinin kalbi %100 afetlerle dolu. Ruhu baştan aşağı pozitif 100 ünite. Nefsinin kalbinde de 49 ünite karanlık, 50 üniteden fazlası aydınlık. 200'de 150 mutluluğu yaşaması lazım kişinin, yaşayamıyor. Şeytan devamlı kişiyi kandırdığı için aklı da negatif bir dünyada şuur kazandığı için. Kişinin mutluluğunun %75'i geçmesi lazım. Geçemiyor, %50'yi ancak geçiyor. Nefsin kalbindeki durumla ölçü aynı değil. 200'de 151 nur ama mutluluk %50, yani %75 değil, %50. Diğerinde ise 200'de 180 nur ama mutluluk %80 değil. 200'de 180, yani %90 değil, %50'nin ötesinde bir rakam ama oradan çok aşağıda. Öyleyse %71 ile başlayan günün yarısından fazla zikir, kişiyi muhakkak ki ruhunu Allah'a teslim eden kişinin yaşadığı dünya mutluluğunun çok daha ötesine ulaştırmıştır. Ama burada da şeytanın devamlı telkinleri, kişiyi mutluluktan men etme gayretleri sebebiyle rakam çok yukarıya çıkamıyor. Ne zaman ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği bir hiçbir fiili işlememeye başlar, getirmeyen bir kişi olur. Böylece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir kişi olur. O zaman o kişinin mutluluğu %90'ı
aşar, %80'i mutlaka aşar. Daha öteye geçememesinin sebebi nefsinde hala %19 afetlerin varlığıdır. Ama engeller kalkmıştır. Onun hareketini engelleyen engeller kalkmıştır. Artık fizik vücut nefsin afetlerini hiç dinlemiyor. Ondan bir evvelki kesim olan günün yarısından fazla zikirde dizayn diğerinden çok farklıdır. Günün yarısından fazla zikreden kişi yarısından fazla zamanda Allah-u Teala zikrettiği için zikir boyunca mutludur. Ondan sonraki devrenin de büyük kısmını mutlu olarak geçirecektir. Nefsindeki afetler %70 azaldığı için. Halbuki diğerinde ruhunu Allah'a teslim eden bir kişinin zikir rakamı 33 bindir. 33 bin zikride kişi 2 saatte bitirir. Birisi 12 saat zikir yapıyor, 12 saat zikir sebebiyle mutlu. Diğeri 2 saat zikir yapıyor, 2 saat zikir sebebiyle mutlu. 2 saat süreyle birisi, 12 saat süreyle birisi zikir açısından mutlu. O saatler boyunca zikir yaptıkları için. Onun dışındaki zamanlarında da mutlulukları kısmi bir mutluluk. Gecenin dışındaki saatlerdeki mutluluk. O zaman günün yarısından daha fazla mutlu olan kişinin zikrini günün yarısını geçirenler için farklı bir günün yarısından daha fazla mutluluk olduğunu açıklamış oluyoruz. Zikir açısından değerlendirdiğimiz zaman günün yarısından daha fazla zikir yapan kişi, zikir yaptığı süreç günün yarısını aştığı için zikir sebebiyle günün yarısından daha fazla mutlu. Diğeri ise bütün bir gün içerisinde günün yarısından daha fazla mutlu. Zikir açısından sadece 2 saat mutlu. Birisi 12 saat mutlu, günün yarısından daha fazla mutlu, 12 saatten daha fazla. Diğeri sadece 2 saat mutlu. Bunların zikrin öteki kesimlerinde ele aldığımız zaman 33 bin zikirdeki kişinin mutluluğu günün yarısını aşıyor. Ötekinin mutluluğu günün toplam mutluluğun %50'sini zaten zikirli yaptığı devrede kazandı. Onun dışındaki devrede de daha o devrenin de bir kısmını, büyük bir kısmını, yarısına yakın bir kısmını mutlulukla geçirecektir. Yani zikir yüzünden zikir yapıldığı sürece olan mutlulukla zikrin dışındaki zamanki mutluluk birbirinin aynı mutluluk değildir. İkisinin arasında bu açıdan önemli bir farklılık vardır. Biz günün yarısından daha fazla zikreden kişinin zikir sebebiyle olan mutluluğunu günün yarısından daha fazla olarak değerlendirdik. Yani zikrin devam ettiği sürece olan mutluluk. Birbirinden farklı iki tane faktörü aynı terazide tartmamak lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir bayan dinleyicimiz diyor ki, eşim İslam'ı yaşamaya çalışıyor. Her konuda davranışlarını iyileştirmeye çalışıyor. Fakat beni dövüyor. İslam'da eşini dövmek iyi bir şey midir? Hemen söyleyelim. Hayır, iyi bir şey değildir. Kötü bir şeydir. Fakat beni dövüyor. İslam'da eşini dövmek iyi bir şey midir? Söyledik bunu. Bu davranışını bir türlü düzeltemiyor. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi henüz nefsine hakim olamamasıdır. Ben bu durumdayken ne düşünmeliyim? Eşinin normal olarak İslam'ı henüz yaşayamadığını düşünmelisin. Eşimin davranışlarına bağlı olduğu insanlara mal ediyorum. Yani kardeşimiz bağlı olduğu insanlar deyince
kimlerse tabi olduğu onlara bağlıyor kardeşimiz. Onlara bağlamayın. Eşinizin kendisine bağlayın. Kimlere tabi ise, belki de tabi de değildir. Sadece İslam'ı yaşayan biridir. O zaman nefsinin kalbinde ıslahat yoksa, nefs tezkiyesi yoksa davranışları değişmeyecektir. Bunu niye düzeltemiyorlar diyorum diye soruyor kardeşimiz. İsyana giriyorum diyor. Ne yapmalıyım diyor. Çok zikretmelisin. Suali, İslam'da eşini dövmek iyi bir şey midir diye soruyor kardeşimiz. Allah Teala dövme emrini çok nadir standartlara göre verir. Öyle her önüne gelen eşini karısını dövsün diye Allah Teala'nın bir emri yok. Dövme emrinin örneğini vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Diyor ki Hazreti Eyüp eşine kızmış ve yemin etmişti. Sana 100 tane değnek vuracağım diye. 100 defa seni kamçılayacağım diye yemin etmişti diyor. Allah Teala buyuruyor ki ona dedik ki 100 tane buğday sapı al ve eşinin sırtına o 100 tane buğday sapıyla bir defa vur. O da okşar gibi. Böylece yeminin izale olur. Kefaretini ödemiş olursun. Yeminin yerine gelmiş olur. Allah'ın dayaktan neyi murad ettiğini görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de. Ağzından burnundan kan gelinceye kadar insanları dövmek, Allah-u Teala'nın dövme emrinin standartlarına girmiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın her söylediğini kötüye çeken ve insanlara kötü göstermeye çalışan çok insan vardır. Ama Kur'an-ı Kerim'in bütününü öğrenmeye çalışın. O zaman Allah-u Teala'nın eşlere verdiği adaletin hangi ölçülere göre verildiğini göreceksiniz. Doğruyu yanlıştan ayırtabilme temiz kabiliyetine sahip olan erkekler için ceza müessesesi uygulamak söz konusudur. O da Allah'ın verdiği misal gibi. Alabildiğine insanları dövmek, İslam'ı yaşadığını zanneden insanlara hiç yakışmaz. Bu yanlış bir şey. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de itaat etmeyen kadınlara dayak hakkını vermiş eşlere, ama hangi eşlere? Bu eşlerin ölçüsü ne? Bu eşlerin ölçüsü doğruyu yanlıştan ayırt edebilme kabiliyetine sahip olan, Allah'ın emirlerine uygun hareket eden ölçü. Bu ölçü ise, uygun hareket ise, 100 kamçı darbesini bile 100 tane buğday sapıyla bir defa vurmaya indirgeyen Allah'ın hoşgörüsünü dikkate alan erkekler için geçerli. Bu ikisinin arasında çok büyük bir farklılık var. Öyleyse eşlerini döven erkekler bunlar aramızdaysa, ki aramızda var olanları biliyoruz, onlara da bir ikazdır sözümüz, eşlerinizi dövmeyin. Bu yanlış bir uygulamadır. Eğer bir probleminiz varsa bize ulaşın, biz eşinizle konuşur, onu sizin istediğiniz forma hazırlarız. Allah Teala diyor ki aranızda nizâ etmeyin. Resul'e ulaştırın. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, aramızdan her kim gene aramızda olan eşinden dayak yiyorsa onlar bize ulaşsınlar. Eşlerini, dayak atan eşlerini de bize ulaştırsınlar. İkisiyle de konuşmak isteriz. Bu konu mutlaka önlenmelidir. Cezalandırma erkeğin yetkisindedir. Ama dayak en sonunda gelendir. Her kadın eşine her şeyden evvel itaat etmek mecburiyetindedir.
Bu da unutulmasın. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşadık beraberce ve bir defa daha konumuz tamamlandı. 2 saatlik bir süre din konusundaki sualler ve cevaplar faslıyla böylece sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a ve salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.